Seven sevdiğini pilavcı yemeğe getirsin. Tavuk tavuk pilav yemeğe geldik. Ben şu an şu harika şeyi çekmem lazım. Unutmuştum. Meryem'in bugün canı çok sıkkındı. Çok mutsuz uyanmış. Ben de onu pilavcıya getirdim mutlu etmek için. Soralım bakalım mutlu olmuş mu? Daha ne kadar mutlu olabilirsin? Hayatımın bir pilav yemek insanı mutlu edebilir arkadaşlar. Hayatımın en mutlu günü. Kanata. Mükemmel değil. Güzel bence. Güzel. Yalnız pilavcıda da vlog çekmezsin ya. Evet. Hava aktivite yani. Interior architecture student. Sayımızlar bakın. Şimdi son kararım böyle mi? Bunu çekeceğim ama daha hocaya atmadığım için düzeltmedim. Bu buraya yapışacak, bu kalkacak buradan yani. Anladın mı? Eski hali. Ama araziyi kullanacağım. Buraya oturma elemanları yapacağım. Hocayı buraya kullan dedi. Yapabilirsem tabii, onu finale yapmayı düşünüyorum. Buraya gireceğiz. Sonra iki kere daha göstereceğiz. Hop final. O da güzelmiş kanka. Hocayla konuştuk, dedi ki burayı dışarıdan merdiven verme, buradan zaten çıkıyorsun dedi. İnsanlar buradan geçsin dedi. Gayet mantıklı. Dışarıdan merdiveni mi var ki? Buradan dışarıdan merdiven verdi. İğne çok zor olur. Çok zordu zaten. Bak şöyle yaptım. Bak kontrole kontrole kontrole. Ondan sonra bak kanka, bütün şey şu ahşapla çıtaları tek tek kendim yaptım. Tamam. Piyano çalışmaya geldik. Buradan şu an görmüyorsunuz ama bakın burada. Bak o tarafta kalın sesli. Evet. Selam. Şimdi size bir şey göstereceğim. Kargom gelmiş. Sanırım şu an bundan başka hiçbir şey mutlu edemezdi. Çünkü sabahtan beri ders çalışıyorum ve bu alışverişte artık yapmam gerekiyordu. Almak istediğim kitaplar vardı. Onları aldım şimdi. Birlikte onları açacağız. Aldığım kitabı göstereyim mi size? Bu kitabı tamamen ağlamak için aldım. O kadar fazla videosunu gördüm ki, hani hem yabancılarda hem Türklerde, hani olsun fark etmez. O kadar fazla videosunu gördüm ki şu kitabı okumak için sabırsızlanıyorum. Bu kitabı aldım. Bunu merak ediyordum. Sonrasında bunu aldım. Bu seriyi de çok merak ediyorum. Çok ilgimi çeken serilerden bir tanesi. Aslında bunun devam serisini de alacaktım ama sonrasından dedim ki hani bir okuduktan sonra almam daha mantıklı. Sadece 3 kitap var. Aslında almak istediğim kaç kitap daha vardı ama onun stoğu Amazon'da yoktu. Dayanamadım. Birkaç gün daha bekleyemedim. Ve ben hemen bu üçünü verdim. Ama stoğu güncellenmiş. O istediklerimi de alacağım. Tekrar bir sipariş vereceğim. Hemen kısacası 3 kitap aldım böyle. Ve daha okumam gereken kitaplar da var. Dün size okumam gereken kitapları da göstereyim. Şu an bunu okuyorum. Son sayfasındayım. Yani şuradayım. Çok az kaldı bitmesine. Ama sınav haftam yüzünden bir türlü bitiremedim gerçekten. Ama çok güzel kitap bu arada. Şu var. Bunu da yarım bıraktım. Normalde ben asla kitap yarım bırakmam. Dizide kitap da yarım bırakamıyorum. Ama şu kitabı okurken tamamen bir reading slump'a girdim ve kitabı bitiremedim. Ya buna tekrar hani kitaplara alıştıktan sonra buna tekrar devam edeceğim ama şu an bu beklemede. Sonra bu iki kitap var elimde. Ama bir türlü okuma fırsatım olmadı. Hani başlayamadım. Ve bunlara başlamadan da yeni kitap aldım. Biraz karışık olaylar. Neyse çok şey yapmayalım ama şu an şunu bitirdikten sonra
Hemen bunlara geçeceğim. Çok heyecanlıyım. Uzun zamandır kitap alışverişi yapmıyorum. Normalde hatta eskiden çok fazla kitap okudum. Özellikle lisede çok fazla kitap okurdum. Hatta bir ara bir günde bir kitap bitiriyordum. O halime dönmek çok isterim. Gerçekten çok isterim ama maalesef dönemiyorum. O kadar tempoya giremiyorum. Ama böyle yavaş yavaş kendime yine kitapları sevdirmeye başladım. Hani uzun zamandır kitap okumuyorum ama bu yıl gerçekten hani okudum yani. Kitap okuyorum. O yüzden bu beni mutlu ediyor. Ve en güzel şey sanırım kitap alışverişi. Hatta şeyi fark ettim. Hani böyle konuşurken bile böyle kitap göstermek çok mutlu etti beni. Eğer mesela okumamı istediğiniz, çok beğendiğiniz kitap varsa yazabilirsiniz. Hani çok mutlu olurum. Şöyle bir pozumuz olsun. Şöyle şuraya yerleştirdim. Şu an ışıktan çok iyi gözükemiyor ama yatağımın ucuna koydum. Ya iyiydi. Bugün vlogu dışarıdan açıyorum. Şu an yürüdüğüm için sizi çok sallayabilirim. Özür diliyorum öncelikle sallanırsanız. Duramam da aynı zamanda vapura yetişmeye çalışıyorum. Bugün dışarıdayız. Evet arkadaşlar, sonuçta artık yurtta değiliz. Dışarıdayız. Fazlasıyla mutlu ve heyecanlıyım. Ve hava aşırı güzel. Bakın yani trench coat giydim. Kaç gündür sadece montla, kabanla geziyorum yani. Trench coat giymek aşırı beni şu an mutlu edebilecek sebeplerden bir tanesi. Mutlu olmamın sebebi öncelikle Balat'a gidiyorum. Fener Rum Lisesi bugün açılıyor. İçi açılıyor. İçine girebileceğiz. O yüzden mutluyum. Çünkü sebebi ise kermes var. Yılda bir kere düzenleniyor. Geçen sene katılamadığım için çok üzülmüştüm. Şimdi katılacağım için fazlasıyla heyecanlıyım. Daha beni şu an çok sevdiği bir yere getirdi. Buradayız. Çok yorgunuz bu arada. Aşırı yorgunuz yani. Ölüyorum ben şu an. Selam. Ben geldim. Bu da benim yılbaşı kombinim. Nasıl? Öncelikle benim mekandayız. Her zamanki gibi. Ve size şu halimi göstereyim. Proje yapıyorum tabii ki. Bir dakika. Yani bir şey söyleyeceğim bu arada. Hani başım falan o kadar kötü ki şu an. Elime gelen şalı geçirdim kafama ve videoyu açasım geldi. Açtım. Konuşacağım. Ne konuşacağım bilmiyorum. Başlayacağım bir yerden. Bugün 31 Aralık 2022. 2023'ten beklentilerimi sıralamayacağım. Herhangi bir beklentim yok kendisinden. 2022'de çok beklentim vardı çünkü. Hiçbiri olmadı. Beklentiye girmeye gerek yok. Ama tek beklentim 2022 gibi olmaması. Yani 2022 gibi olmasın yeter. Çünkü hayatımı sana en değişik yılına geçirdim. En hayatımın değiştiği ve karıştığı bir yıl oldu. O yüzden yarın olduktan sonra bu yılı unutabiliriz. Kamerayı bozuyoruz. Açıyı değiştirdim ama yapacak bir şey yok. Her zamanki gibi yılbaşı gecesi ben projeye çizerek giriyorum tabii ki doğal olarak. Bu benim hayat felsefem artık. Yani yapacak bir şey yok. Biz de böyleyiz. Kariyerimiz için elimizden geleni yapıyoruz. Gördüğünüz gibi, her zamanki gibi. Gece uzun. Gece uzun. Biraz yorgunum ya. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Şaka maka hani burada atkı falan takıyorum da yurdun tesisatında bir sıkıntı olmuş. Isıtıcı çalışmıyor. Donuyorum. Ciddi manada donuyorum yani. Şu an sivit, hırka, atkı ve battaniye
battaniye ileyim. Bak battaniyeyi de şimdi video çekeceğim diye atmıştım kenara ama yani donuyorum, anlatamam size ve üşümekten ders yapamıyorum. O yüzden video açtım. Garip bir durumdayım. Neyse. Ben kısacası hayattan çıkardığım derslerden birkaç kelam size tavsiye vermek istedim. Önemli bir insan olduğum için benim tavsiyelerimi almanız gerektiğine inanıyorum. Gerçekten bir şeyden bahsetmek istiyorum. Çünkü bunu, yani ben 21 yaşındayım ve bunu bu sene öğrendiysem benim gibi öğrenmeyenler de vardır diye düşünüyorum. Ve ne kadar erken öğrenmek iyiyse o kadar iyidir diye düşünüyorum. O yüzden sizinle bunu paylaşacağım. Hayatınızda yapmak istediğiniz ya da yapıyor olduğunuz herhangi ne varsa bunu başkası için yapmayın. Kendiniz için yapın. Hayatınızda ne yapıyorsanız yapın, bunu kendiniz için yapın. Sadece kendiniz için bir şeyler yapın. Çünkü sizi bir yere getirebilecek olan şey kendiniz, başkası değil. Gerçekten başkası sizi bir yerlere getirmez. Kimsenin elinde sihirli bir değnek yok. Kimse sizin istediğiniz gibi biri olamaz. Ya da sizi istediğiniz gibi birine dönüştüremez. Kimsenin elinde böyle bir güç yok. Ama bu güç sizin elinizde. Çünkü siz isterseniz bir şeyi gerçekten bunu başarabilirsiniz. Eğer bu çabayı gösterirseniz. Aslında bakarsanız ben bu düşüncemi 2022'nin başında da kendime empoze etmiştim. Şöyle etmiştim. YouTube'a gerçekten çok başlamak istiyordum. Sosyal medyayla çok ilgilenmek istiyordum. Ama yeterli ekipmanım yoktu. Her şeyin en iyisini yapmak istediğim için hep en iyisinin olmasını bekliyordum. Mesela çok uzun zaman boyunca hani güzel bir kameram olmadığı için YouTube'a başlamadım. Ya da güzel fotoğraf çekmediğim için bir ara sosyal medyaya ara vermiştim. Böyle hep şey diyordum hani alınca yaparım, alınca yaparım. Ama sonra bir gün dedim ki hani o kadar yapmak istiyorum ki ama sürekli bir mazeret buluyorum kendime. Sonrasında dedim ki hayır, hiçbir şey düşünmeyeceğim. Her şeyi akışına bırakacağım. Ben sadece yapmak istediğim şeyi yapacağım. Ve yaptım. Hala da yapıyorum. Bütün her şeyi şu an gördüğünüz bu telefonum iPhone 8 ile çekiyorum. Hiçbir şeyime yetmiyor inanın. Ben hem Reels çeken hem sosyal medya Instagram'la ilgilenen hem de YouTube'a vlog çeken bir insanım. Ve gerçekten artık telefonum o kadar kapanıyor, o kadar bozuluyor ki yine de devam ediyorum. Gerçekten yine de devam ediyorum. Çünkü sevdiğim şeyi yapıyorum ve çünkü kendim için yapıyorum bunu. Bunu bir başkası için yapmıyorum. Bunu gerçekten şu an bir para için yapmıyorum. Sadece kendim için yapıyorum ve bunu kendim için yaptığımı fark ettiğim zaman bana o kadar iyi geliyor ki. Biraz fazla karışık konuşmuş olabilirim ama umarım demek istediğimi anlamışsınızdır. Böyle. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bundan önceki videoda 23'te ajanda kullanmayacağımı söylemiştim. Benim her sözüme inanmayın. Ben gerçekten bir şey yapmayacağım dediysem ertesi gün yapabilirim. Hani çünkü artık benim de 23 ajandam var. Bakın. Muji. Gerçekten hayatım boyunca en çok istediğim şeylerden bir tanesi sanırım Muji'nin ajandasını kullanmaktı. Işık bayağı değişti bir saniye. Şu an bunun gerçek olması beni aşırı mutlu ediyor. Aşırı. Nereden aldın diye sorarsanız dayım yurt dışında yaşıyor. O, ben rica ettim. O getirdi. O kadar mutluyum ki. Gerçekten yani beni tanıyanlar bilir. Ajanda kullanmayı ne kadar çok sevdiğimi bilir. Ve ekstra olarak Muji ajandası kullanmak aşırı mutlu ediyor. Bu arada iki tane ajanda almış dayım bana. Karar veremedim. İkisini de almış. Teşekkür ediyorum ona buradan. Şimdi şöyle göstereceğim size. Bu aylık ajanda. Bu sadece böyle içinde ayların olduğu ve arkasında da çizgili sayfaların olduğu bir ajanda. Başında aylar var, sonradan haftalar var, sonra haftalar geçiyor. Böyle bir de dik dik. Hiç dik hafta planı olan bir ajanda kullanmamıştım. En istediğim şey de buydu zaten. O yüzden biraz mutluyum. Aslında bunu kullanmayı düşünüyordum. Ben daha çok aylık kullanmayı çok seviyorum. Haftala dolduramıyorum. Ama bir şeye karar verdim.
dolduracağım. Gerçekten yapacağım. Şimdi güldüm çünkü 2022'de de aynı şeyi söylemiştim. Ve şu an mesela 2022 ajandam evde. O kadar umurumda değil kendisi. Uf, çok üzücü bir şey ya. Sabahtan beri videoyu kapatmaya çalışıyorum ama asla kapatamıyorum. Klasik bir sözle direkt kapatıp bitiriyorum. Umarım bu yılınız istediğiniz gibi geçer. İnşallah gerçekten istediğiniz yere ulaşır. İstediklerinizi yapabileceğiniz bir yıl olur. Bu kadardı. Görüşürüz.